Şimdi Aslı Hanımcığım, sizin önce yani beni şaşırtan öngörüleriniz var. Bir kere 2015 yılına dair söylediklerinizi ben şöyle bulduklarımı söyleyeyim, siz olur, tamamlayın tabii. Lütfen. Dolar 2.70'i, Euro 3.20'yi zorlayacak demiştiniz 2014'te. Doğru. 2015 evet. Biterken. Gerçekten öyle şu anda. Altın fiyatlarının yükseliş devam edecek demişsiniz. Evet. Bakayım başka. Şimdi bunlar biraz magazine giriyor ama Serenay Sarıkaya ile ilgili söylemleriniz var. Evet. O da gerçek oldu herhalde. Siz söyleyin lütfen. Serenay Sarıkaya Çağatay Ulusoy ile beraber de. Ondan ayrılacak, çok daha medyatik bir isimle anılacak dedim. Kerem Bürsin'le beraber oldular. Şu anda onunla beraberler. Bu sene de onlar için çok iç açıcı şeyler görmedim ama inşallah ben yanılırım. Ayrılmazlar, beraber olurlar. Ama ilişkinin zorlanacağını ve biteceğini hissettim bu sene. Peki başka? 2014'te söyledikleriniz ve 2015'te 2014'ün Aralık başka. Ayında İzzet Çapar yaptığım röportajda şey demiştim, dolar 2.70, euro 3.20'yi bulacak. O zaman dolar 2.05, euro 2.75'ti. Aslı saçmalıyorsun dedi, yani bu çok zor bir iddia. Emin misin? Eminim dedim. İzzet Çapar'a da sevgilerimizi gönderelim. Evet, onun röportajını okuduk. Teşekkürler. Sizi de aslında davet etme sebebimiz de budur. Evet. Çünkü orada çok enteresan şeyler söylüyorsunuz yine. İzleyicilerimizle de paylaşmak istedik. Hı-hı. Peki savaşlarla dolu bir yıl yaşandı. Evet, siz bunu 2014'te söylemişsiniz. Evet. Çok enteresan. Paris'te ve Ankara terör olayları olacak dedim, başkentlerde. Bunları tabii söylerken üzülüyorsunuz çünkü hoş şeyler değil. Hiç ama ne yazık ki onları da yaşadık. Bu sene de terörün devam edeceğini hissediyorum ne yazık ki. Öyle mi? Evet. Peki bütün dualarımız böyle çünkü görüyoruz Suriyeli evet. Çocukları. Ne yazık ki yaşamlarını kaybeden, suların içinde boğulup giden gencecik evlatları, o annelere Allah sabır versin yarabbim. Evet. Hiçbir ülkeyi savaşla sınamasın. Biz de kendi adımıza tabii tedirgin oluyoruz. Asla evet. Savaşa girmeyelim. Savaş görmesin ne biz ne çoluğumuz çocuğumuz. Allah korusun. Amin. Evet. Evrenin intikam yılı derken aslında buna değinmiştim. Ha bir de onu diyorsunuz. Evet, 2016 bu sene. Evrenin evet. intikam yılı demişsiniz. Çünkü niye? Terör, şiddet, gerilim, depremler, sel felaketleri gördüm. Bunlarla ilgili de bol bol dua edelim dedim. Çünkü bu sene paraya değil, dostluğa önem verenler, maddi değil maneviyata önem verenler, korkularından kaçanlar değil korkularıyla yüzleşenler için iyi bir yıl olacak. Bir dakika bunu bir daha söyleyelim. 2016 yılı. 2016 yılı. Hepimizi ilgilendiren evet. şeyler bunlar. Paraya değil dostluğa önem verenler. Yani para kazanacağım hırsıyla değil evet, de. Evet değil. Dost biriktirenler. Para değil dost biriktirenler. Güzel. Maddi değil maneviyatına dönenler. İç huzuruna dönenler. Korkularından ve travmalarından, geçmiş karmalarından kaçmak yerine onlarla hesaplaşanlar ve yüzleşenler için çok iyi bir yıl olacak. Altını çizerek bunu söylüyorum. 2016 yılı çok mu kötü bir yıl olacak diyorlar? Hayır değil. Ama bunları yaparsak çok daha iyi bir yıl olur. Ellerimizi açıp dua edelim. Yani maneviyatımıza önermemiz gereken dini bir yıl yaşıyoruz. Belki her zaman yapmamız gereken bu. Ama bu sene biraz daha gayret edip biraz daha disiplinli olmak gerekiyor bu anlamda. Peki birkaç soru. Şimdi evde bizi ya da iş yerinde bizi izleyen pek çok kişinin yaşadığı şeyler bunlar ve sizin öngörülerinize güvendiğim için. Yani 2014'te söyledikleriniz 2015'te çıktı. Şimdi 2016'yı konuşuyoruz ama 2016'da eşiyle kavgalı olan, bir türlü iletişim sağlayamayan kadın ya da erkekler ne yapsın, nasıl davranmaları daha doğru olur? Şöyle, aslında her şeyin şifresi sevgi. Yani her şey sevmekten ve hoşgörüden geçiyor. Bence tabii ki sorunları çözmeye gayret etsinler ama eğer olmuyorsa bu sene bitirmeleri gereken bir yıl. Çünkü bu sene exit yılımız, çıkış yılımız. Hmm, bu sene yani, çıktık evet, çıktık. Çıktık çıktık. Çıkamazsak devamında çok daha ağır sınavlarla sınanacağız. Hani deriz ya boşanmak hayırlı mı? Her şeyin hayırlısını Rabbim bilir. Yani hayır bildiğimiz şer, şer bildiğimiz yani hayır olabilir. Helaldir. Dolayısıyla boşanma. O yüzden boşanmak etik değil, hoş bir durum değil ama belki de en hayırlısı. O yüzden bu sene kararlarını net versinler. Hakkımızda hayırlısı evet. Herkes için söylüyorum. Hiç boşanmalar olmasın tabii. İnşallah. Peki bir şey daha. Şimdi evden bize o kadar çok geliyor ki evden kaçtım. Annem ve babam beni artık istemiyor. Evliliğim, yuvam, torunları var hatta ama görüşmek istemiyorlar bir türlü. Bizimle diyenler varsa onlara ne önerirsiniz? Gönül rızalısını alarak evlenmeleri en doğrusu. Ve şunu hiç unutmasınlar. Bugün onlar ne yapıyorsa yarın aynılarını onlar da yaşayacaklar. Yani kendi evlatlarından görmemek için onlar anne ve babalarına bunu yapmasınlar derim. Çok güzel.